Her parmağında ayrı bir marifet var ve üstelik çok yakışıklı. Kim acaba? Yusuf Güney. Bir şarkıyla hayatımıza girip çok şarkıyla hafızalarımızda yer edinen şarkıcı, içinde sakladığı komedyeni sıklıkla ortaya çıkardığı programımıza bu kez bir sürprizim daha var diyerek sürpriz yumurtanın içinden katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Yumurtayla aran nasıl, bu sürprizim daha var filan dedik ama hoş geldin. 12 tane yiyorum. Hoş bulduk abi. Kaç tane yiyorsun? 12 tane. Yiyor musun cidden? Gerçekten yiyorum. Nereden yiyorsun abi 12 tane yumurtayı? Sırlarını yemiyorum. Beyazlarını. Beyazlar bu protein hikayesi mi? Spor yaparken bazen. Proteinde. Protein. Spor sever misiniz? Severim. Bu yakışıklı spor mu, boşluğuz yoksa? Şimdi o çok derin bir konu abi. Ona nasıl açıklayayım? Ya niye, nereden girdim o suya bileyim ben ya şimdi? Estağfurullah. Yusuf, şunu çok isterdim biliyor musun? Bir talk show'da şöyle dokunabilmeyi konuğa. Dokundum en evet sonunda. Evet abi. Gerçekten hayır, ilk insan sensin. Bunu istiyordum abi ya. Buydu, buydu abi. Olması ya, yıllardır benden beklediğin şey vallahi buydu. Abi. Bu arada kum saatinde çalıştım da ne olur ne olmaz. Şaka yani bu kadar süre içerisinde. Yani. Tabii. Yani fazla mesaiyi zerre zerre. Bittikten sonra bak. Bittikten sonra direkt arkadaşa alıyorlar seni güvenlik. Alın arkadaşı. Alın arkadaşı. Eyvallah. Nasıl gidiyor son günlerde? Çok şükür abi. Her şey yolunda. Konserler yoğun. Yeni şarkımızı bitirdik. Yaradanım adlı şarkım. Şimdi bu hafta inşallah çıkıyor. Sen mi yaptın şarkıyı? Müziğini ben yaptım. Sözlerini sevgili Hakkı Yalçın yazdı. Hakkı eyvallah. Rafet abinin herhangi bir şey yok. Yok yani yok. Herhangi bir parmağı falan yok. Yok. O da kendi albümle çalışıyor şu anda. Elini çekti mi senden? Elini çekti derken zaten hani bir paylaşım içerisindeydik bir zaman süreci içerisinde. O zaman süresi içerisindeyken ben tabii kendi yolumu çizdim artık. Ve kendi yolum üzerinde devam ettim. Düzeyli bir birlikteliğiniz vardı. Birlikte klip çekecek. Dostanemiz, dostluğumuz her zaman devam ediyor. Abi kardeşlik olayımız her zaman çok devam ediyor. Çok güzel aç sözcükleri falan yani o klipler. Daha unutulmuş şeyler değil biliyorsunuz. Ya hiç unutmuyorum tepkisini zaten. İlk şarkıyı dinlettim. Böyle yaptık kendi ses tonuyla. Ya Yusuf'cum bir şey söyleyeceğim sana da şimdi abicim. Şarkı efsane de iki tane erkeğin düet yapması bir de aş diye bağırıyoruz. Nasıl olacak bu abicim? Türkiye'de yanlış anlarlar. Dedim abi dedim ne alakası var? Abi kardeş ben aşk acısı çekiyorum. Sen abi, görmüş geçirmişsin. Yani, yaşamışsın artık. Senden yani. Uzmanlık şey dersi alıyoruz. Yani bir de uzmanlık alalım. Aşk koçum ol benim abi gibi öyle bir şey olabilir. Sen bana orada işte. Artık kendi yolunun adamı oldun. Çok iyi işler yapıyorsun. Doğu Güneydoğu'da askerlerimizi ziyaret ettin. Hepsinden Allah razı olsun. Oral motivasyon konserleri yaptın. Ne yaptık? Devam edecek mi o işler proje olarak? Devam edecek inşallah. Sağ olsunlar. Devlet büyüklerimiz bunu öncülüğünü bana tanıdılar ve ben bununla çok onur ve gurur duydum. Allah razı olsun. Özellikle Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve İçişleri Bakanımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız, Jandarma Genel Komutanlarımız, Emniyet Komutanlarımız hepsi olmak üzere çok çok teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Çünkü zor bir işti. Hepsinin organize olması, koordine olması, yani Kara Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, işte İçişleri'nin birbiriyle koordine olup da benim 9 günde 18 tane konser yapmam çok zor olacaktı. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Sağ olsun İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bununla ilgili çok ciddi bir hızlandırmış bir program hazırladı ve yaptık. Ama şunu söylüyorum hani keşke daha önce bunu yapabilseydim ve keşke bunu her sene yapabilseydim. Keşke bunu her ay yapabilseydim. Ve sadece ben değil bütün sanatçı arkadaşlarımız yapsın istiyorum. Yani öyle bir şey zaten bir çalışmamız var. Öyle bir projemiz var şu anda. Ben İnşallah... Uzman subay olarak oraya girmeyi mi düşünüyorsun? Yok. Emniyet güçlerimizin moral ve motivasyonundan sorumlu kişi olması. Enteresan. Böyle bir danışmanlık mesela. Böyle bir yani bu işle ilgili ve tamamıyla hiçbir şekilde işin içerisinde maddiyat kesinlikle olmayacak. Hiçbir ödenek olmayacak. Sadece buradan alacağız küçük bir valizimizi. Gideceğiz. Arkadaşıma rica edeceğim müzisyen arkadaşıma. Sen işte Şırnak'a git. Ben Hakkari'ye gideyim. Diğer arkadaşımız Otluca'ya gitsin, öbürü Dağlıca'ya gitsin, öbürü Beytüşebap'a gitsin. Buraları gezelim çünkü yani çok şükür gittim, gördüm, gezdim. Hiçbir şey ihtiyaçları yok. Ta ki moral ve motivasyon dışında. Peki nasıl moral motivasyon? Sadece şarkıyla mı? Ya şimdi stand-up yapıyorum, işte eğleniyoruz ve ben dışarıda kalmıyorum. Gittiğim yerlerde birliklerin içerisinde kalıyorum. Çok iyi. Ve akşamları oturuyoruz, varillerin içerisinde ateş yapıyoruz. Müzikler, şarkılar devam ediyor, gece sohbetler. Aynı yerde yemek yiyorum, aynı yerde yatıyorum. İstek şarkılar geliyor arada bir. Her şey. Hocam bir uyumadan bir tane şey patlat. Bir arkadaşımız geldi şimdi. Ben orada bir komutanımız vardı benim. Ben askerliği yaptığımda bir Trakya'da 12 sene görev yapmış bir komutanım vardı. Çok komik bir komutanımız vardı. Trakya'da düşün yani 12 sene kalan bir insan zaten normal bir insan olmaz. Doğal olarak yani. Doğal olarak komedyen çıkıyor içinden. Ve böyle konuşurdu. De ne yapıyorsun be çiçeğe papatyan be.
de kurban olurum be. Aa komutanım bak sen de aha terhis olacaksın gideceğim be. Komutanı sakın unutma diye tamam. Güzelmiş. Dedim olur mu komutanım nasıl unuturum. Oturuyoruz böyle askerdeyken. Bu anımı anlattım işte orada. Tabii koptuk. Oturuyorum işte oturdum askerdeyken. Çağırdı gel bakayım dedi buraya çağırın bakayım dedi. Yusuf Güney varmış dedi aramızda demiş. Ünlüymüş bakayım gelsin bakayım demiş. Çağırın kızancımı. Oturdum komutanımız da yüzbaşı. Pardon yarbay yani. Neyse. Dedi anlat bakayım bir kimi evladım dedim. Ne yapıyorsunuz dedim. Nasıl gidiyor bu magazin haberlerinden biraz bahset bakayım. Dedim komutanım dedim. Hiç anlamam dedim. Vallahi dedim. İnan dedim inşallah. De sen nasıl ünlüsün be ya dedi. Ondan sonra telefon çaldı. Açtı telefonu. Alo. Evet. Evet. De oturuyor burada be ya. Evet. Yok be ya. Hiç benzemiyor. Yok be ya. Harbiden benzemiyor hiç. Saç sakal gitmiş. Yusuf Güney'e hiç benzemiyor dedi. Tamam mı? Duyuyorum orada. Hmm. Böyle ev sahibinin kızları arıyor dedi tamam mı? Bir çığlık kopuyor abi orada. Ya diyor komutanım ne olur diyor rica etsek diyor gelsek diyor. Bizimle fotoğraf çekilir mi? Kızları da alın askere. Bağırıyorlar orada telefonda böyle. De ne ricası be ya emrederim çekilir susak. Güzel anlar bu. Bunu anlattım orada. Geçen gittiğimiz konserde işte o moral konserinde. Dedim aramızda dedim Ayrabolu şey Trakya bölgesinden arkadaşımız var mı? Çocuk çıktı oradan kardeşimiz. Abi dedi ben de dedim. Dedim nerelisin? Ayrabolu dedi. Hayrabolu dedi böyle. Ayrabolu değil Hayrabolu abi dedi. Gel bakayım dedim bir saniye. Çektim sahne. Bir muhabbet olsun. Komiklik olsun. Abi konuşacağız. Adamın bir Türkçesi var. İnanamaz. Türk Edebiyat Dil Kurumu'ndan geldi. O bitirmiş yani. Dedim şey. Sen nasıl Ayrabolu'sun be ya? Abi, İstanbul'da yaşadım ben diyor. Ha, İstanbul'da yaşamış Ayrabolu. Çok güzel anlarımız oldu. Güzel anlar yani. Bunlar devam edecek anladığım kadarıyla. Yusuf son dönemlerde yapımcılık da yapıyorsun. Ne demek ya bu müzik mutfağıydı? Müzik mutfağı. Müzik mutfağı yani. Müzik mutfak çok yani. Çok değerli abi. Tam bak olarak. Bir şey söyleyeyim çok teşekkür ederim. Gerçekten benim kırmadın ya. Beni geldin konuşma. Çok da keyif aldım. Acayip de güzel yemek yaptım. Ertesi günü bir 3 gün kadar serum aldım kendi yaptığım yemeklerden dolayı. Seninkiler iyi güzel. Bizim ünlüler yemek yapabiliyor vücut mu? Vücut adapte olamamıştır benim. Ünlüler yapabiliyor mu yemek? Ünlüler yapabiliyor mu yemek? Çünkü hani ünlüleri şey uzaylı olarak görüyoruz ya biz. Ünlüler yemek yiyor mu? Ünlüler bizim gibi yaşıyor. Ünlüler aslında baktığında çoğu insan çok mütevazı, çok değişik. Normal. Hı. Halk işi dediğimiz iş var yani. Sabah kalkar, gazetesini alır, çayını yapar, omletini pişirir, oturur. Oradan ayakları uzatır, bir televizyon izler, zapping yapar. İşte telefon çalar, ne yapıyorsun, neredesin? Şuradayım, iyi atla gel oturalım, kahve içelim. Yani benim aslında baktığımda bu arkadaşlarımla... Tabii ki yani yaptığımız güzel işler de var böyle. Atıyorum gidip bir paraşütle atlama ya da gidip bir kamping yapma ya da gidip bir balık tutma, gidip bir tekneyle açılıp işte bir koyda yüzme gibi. Ama... Nacizane baktığında evde zaman geçiriyorum. Pek fazla dışarı çıkmıyorum. Ama benim şimdi şurada bir farklı bir durum var. Ben 13 yaşından beri yemek yapıyorum. Niye 13 yaşından beri yemek yapıyorum? Çünkü 13 yaşında ben gurbete gittim. 13 yaşında gurbete gittim. Sinaç olarak mı götürdüler oraya? Yok, yok be ya. De ben Ankara'ya gittim mi be? Şimdi 13 yaşında gittim. Okula karşılayamadım. Şimdi ortaokulun bir sene var bitmesine İngiltere'de. Almıyorlar. Liseye de başlamam ama bir sene var. Oraya da almıyorlar. Böyle kaldım okulu okuyamadım da. Bir sene öyle dedim ben dedim işte metrolar, otobüsler onları bunları toparlayayım dedim. Öğreneyim öyle geçsin. Ufaktan da bir dili öğrenim çünkü dili bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Hep kuzenlerle yaşıyorum. Marketten ekmek alacağım kuzene de ekmek alsana oradan diye diyorum. Böyle çok saçma bir durumdayım inanılmaz şekilde. Bir sene öyle geçti. Ondan sonra okula başladım derken biraz bir kursa gittim. İşletme okudum. Sonra beni işletti arkadaşlar hep. Bir türlü işletme okumanın en güzel tarafı oldu. Öğrenemedim bir türlü. Okuyamadım. Sonra dedim ben çalışacağım. 14,5 yaşında ben iş hayatına katıldım. Anladım. Ve mutfakta o kadar yemek çok üzerine, şeyler yaptım. Üzerine. Yemek üzerine işte pazarlama müdürlüğü, vinç operatörlüğü, döner ustası işte yatış şoförlüğü. Mutfakla vinç operatörlüğünün ne alakası var diye düşündüm. Her işi yaptım. Abi kazanı alıp koyuyorduk öyle bir ben işte. Ben şimdi ikizler burcuyum. Çabuk sıkılıyorum. Anladım. Çabuk sıkıldığım için bir şeyi başardıktan sonra diyorum ki işte ben vinç operatörü oldum. Bütün kat kademelerini aldım ki harbiden bayağı sağlam kademeleri vardı bende. Mesela 5 tonluk 10 tonluk büyük vinçler falan böyle. Onları aldıktan sonra dedim tır şoförü olacağım. Tır şoförü oluyorum. İtalyan şefi olacağım. İtalyan şefi oluyorum. Baklava ustası olacağım. Baklava ustası oluyorum. Yani böyle böyle şey. İçinde 500 tane kişilik falan var o zaman senin yani. Biraz evet değişik bir karakter. Böyle birbirlerini arkadaş. Seviyorlar mı bunlar yani mesela vinç operatörü. Çok kavga ediyorlar Yusuf'la bazen. Ediyorlar. Tır şoförüyle vinç operatörü sıkıntılı olur abi. Birbirlerine şey yapar. Peki. Ya şu üstünü giyip diyorum tır şoförüne. İtalyan çok cool takılıyor. Tır şoförü de böyle ayaklar uzatıp takılmak istiyor atletle. Rahat rahat ya. Ya bu böyle çok renkli olmak da iyidir. İçinden bir oyuncu çıktı. Bu aslında spontan bir sohbet esnasında gelişti. Benim eski programlarından bir tanesinde. Arkadan bir
komediden çıktı. Peki hiç düşündün mü abi bunu, hani bir dizi oyuncusu olmak, bir komediden olmak, bir showman olmak? Dün akşam, dün Ankara'da çok sevdiğim bir abimi ziyarete gittim. Ondan da aynı tepkiyi aldım. Ya seni artık dedi televizyonlarda bir şekilde oyunculuk olarak da görmek istiyoruz. Yani ama farklı bir şey olması lazım. Hani ne olabilir? Mesela Türkiye'nin bir Amerikanlığı olabilirsin mesela. Tipin de müşahit edildiler. Olabilir dedim. Niş olmuş. Olayım dedim. Bir anda oldum abi orada. İçinde böyle bir Yusuf var mı? Amerikan taklidi falan yapıyordu. Bu da mı varmış yani? Bırdı 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 lökündü. O şey hani Bollywood'da hiç sıkıntı yaşamasın ama. Hiç yaşayacağım ama. Ya demek ki içinde hani hala ihtisas alanını bekleyen Yusuflar var. Çıkabilir yani. Seni bambaşka işlerde de görebilir. Keşfedilmeyi bekleyen Yusuflar değil. Anladım ama. Çok fazla kişilik var. Aslında baktığın karakter yapısı olaraktan çok fazla karakter var şimdi. Onları bir ama ne yazık ki şöyle bir sıkıntım da var. Benim biraz bir hafiften bir tembelliğim de var. Yani birinin bir yardım etmesi lazım. Hani tembelliğim var abi, ben çok anlayamıyorum. Yani bir sürü şeyi yapabiliyorsun aynı anda. Abi yapabiliyorum da şimdi bir şeyi atladıktan sonra onun devamını getirmesi için bir destek almam lazım. Benim bir huyum var. Yürü be kardeşim diye bir gazcı mı lazım? Yürü baba adamsun. İşte ayda belli bir ücret karşılığı ben bunu yapabilirim. Her gün arayabilirim seni. Yürü be Yusuf, daha dur biraz daha yürü falan diye. Sen orada da biraz daha yürü. Ya bir de düşündün mü gerçekten dizi oyuncusu olmayı? Düşündüm aslında ama benim yapacağım projelerde hep şuna dikkat edin. Aslında çok teklif geldi. 10 senedir bak müzik piyasasındayım. Çok fazla teklif geldi. Güzel de teklifler geldi ama yani hep şunu aradım. Ya abi ne mesaj veriyorum dedim projede ben. Benim mesajım ne projede? Anladım. Abi sen şimdi bir zengin bir çocuksun. Abi işte şöyle lüks arabalara benziyorsun. Evet, bir kız var fakir. Hayda. Klasik. Ne yapacağım? Takıldık orada. Zengin hıyarın oynayacağım. Kızı işte yoracağım, üzeceğim. İşte sonra ben üzüleceğim, aşık olacağım. Sonra Everest çekeceğim. Hep böyle saçma sapan. Ulaşamayacaksın, sonra ulaşacaksın. Ya buna benzer şeyler oldu. Abi dedim, bunu da dedim. Kişilere özgü olaraktan ne mesaj veriyoruz Allah aşkına? Bir mesaj verecek güzel bir proje olsun. Söz dedim gideceğim ve kendim de böyle bir karar aldım. İyi bir mesaj. Yani bugün baktığında aslında rahmetli Kemal Sunal'a bakalım mesela. Nur için Yasin. Üstad yani baktığında projeler hep böyle şey, anlaması o kadar kolay ki. Evet. Yani tam böyle halk işi. Mesajını da veriyor. Halk işi ve inanır mısın ben hangi ben izlemediğim sineması yok. Filmi yok ve hepsinde mesaj var. Günümüzün mesajı var. Bir Bekçiler Kralı'nda bir mesaj var. Kapıcılar Kralı'nda bir mesaj var. Çöpçüler Kralı'nda bir mesaj var. Yani günümüzde yaşanan şeylerin mesajları o kadar güzel. Esprili bir dilde ve argosuz bir şekilde o kadar kibar bir şekilde anlatmış ki. Korkarım ki yani bir Yusuf Güney sineması oluşacak Yılmaz Güney sinemasından sonra. İnşallah. Yani sanki kendini hazırlıyor musun gibi geldi. Bu mutfağa ağırladığın ünlülerden en iyi yemek yapan hangisiydi? Hiç göre. Teşekkür ederim. Sendir abi sen. Ya, vallahi abi çok, ben ne yaptım bir şey abi söyleyeyim ben. Çok güzel salatalık doğradım biliyorum. O önemli. Salatalık güzel doğradım. Bir erkeğin namusludur salatalık doğramak. Bak herkes yapamaz bu işi. Gerçekten önemli. En iyi yaptığın yemek hangisi? Yerken dört parça yemedim. Tamam. En iyi yaptığın yemek hangisi? Kayseri yağlamasını efsane yapıyorum. Kayseri yağlamasını. Karnıyarık. Of. Kuru fasulye pilav. Ne diyorsun? Yemek, bunlar şeyler. Ev yemeklerimiz bizim. Ispanak. Pazı. Abi seni alan kadın İmam yaşadı diyebilir miyiz? Türlü. Beni alan. İmam abi yaşadı yani sonuç itibariyle. En azından mutfaktaki emekten kurtul. Kadın da çalışıyor. Sen de çalışıyorsun. Çifte para gidiyor. Abi çok tembele bağlıyorlar ama ya, sıkıntı ya. Öyle her şeyi devletten bekliyorlar. O da feci bir şey. Aynen. Gemide yaşamaya son verdim yani. Teknede yaşadım bir dönem. Bir dönem teknede yaşadım. Bayağı da bir zaman yaşadım. Sonra bayağı bir şey hayatına girdim. Bana ne be ya, onlar düşünsün be. Yok be ya, kalkmıyor, ben böyleyim be ya diye böyle. Bayağı be ya takıldım ve çok rahata alıştım bunda. Çünkü teknedesin böyle ufaktan sallaya. Yemeğini orada pişiriyorsun. Sallıyor, doğru diyorsun. Balığını tutuyorsun, temizliyorsun, buzlu atıyorsun. Akşam pişiriyorsun, arkadaşlarını çağırıyorsun. Tavla oynuyorsun. Sonra bir yere Robinson Crusoe'ya falan bağlayacaksın. Sabah 8'de kalkıp spor yapıyorsun. 12 yumurta yiyorsun, bir daha kalkıyorsun. İşine gücüne gidiyorsun. Yani güzel bir şey ama hayat bir zaman sonra da... Hayat be abi. Hayat mı diyorsun? Güzel bir hayat. Ama tabii biraz masraflı bir hayat. Doğru diyorsun. Ayağının yere basması bence daha şey, daha az masraflı. Yusuf en yakın konserini ne zaman ya da en yakın klibini ne zaman izleyeceğiz? Konserleri Yusuf Güney Official'dan, sosyal medyadan takip edebilir arkadaşlarım. Paylaşıyorum Yusuf Güney Official'dan. Güzel yerlerde konserlerimiz var. Moskova'da olsun, Bakü'de olsun, oralarda. Oo, bayağı iyi. Onun dışında dediğim gibi, bahsettiğimiz gibi müzik mutfağı çok yakın zamanda işte... TRT'de değil mi? TRT ekranlarında, TRT müzik ekranlarında sevenlerimize buluşacak inşallah. Böyle bir şey yaptık. Bir müzik programı yapmak istedim ama içerisine kendim nacizane bir
şefliğimi yemek yapma şeyini kullandım. Zaman da bitiyor. 3 dakika kaç var abi? Bu 3 dakika değil, bu 1 dakika. Son 10 kelime. Abi 3 işte, son kelime. 15 lira verim. 15 olmaz. Son 10 kelime. Sonra son tamam. Lafın 15 lira verim oldu. Yeni şarkımız çıkıyor, programımız çıkıyor, müzik mutfağı çıkıyor. Çok yakın zamanda da sevenlerimizle buluşacağız. O zaman Allah utandırmasın diyoruz. Amin. Evet, Yusuf Güney konuğumuzdu, bakalım manşetlerde neler çıkmış. Evet, sevgili kardeşim Yusuf Güney konuğumuzdu bu akşam. 12 tane yumurta yiyorum. Sarılarını yemiyorum. Beyazlarını yiyorum. Yakışıklılık çok derin bir konu abi. Ya nasıl açıklayayım, estağfurullah. devam etti. Abi ne alakası var ya? Ben aşk acısını çekiyorum dedim. Ne yapıyorsun be çiçeğim? Papatyan be. Evet evet. Oturuyor burada be ya. Yok be ya. Yusuf Güney'de hiç benzemiyor bu adam. 13 yaşından beri yemek yapıyorum. Vinç operatörlüğü en güzeliydi abi yaptığım işlerden. Büyüyünce tır şoförü olacağım. Kayseri yağlamasını çok iyi yapıyorum. Diyerek de bitirdi. Evet, süremiz de bitti. Çok teşekkür ediyorum. Bitmedi. Neri bitti? Daha var. Çok teşekkür ediyorum Yusuf katıldığın için. Evet. Efendim Yusuf Güney'i ağırladık bu akşam. Hoşçakalın.